Selamun aleyküm gençler. 9. sınıflar Arapça ders kitabımızın konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 50. sayfayı işlemiştik. 51. sayfadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyor? Ecrit temrine, alıştırmaları yap, alıştırmayı yap. Kema fil misal, örnekteki gibi. Bakalım burada örneğimize, bakalım örnekteki gibi biz de yapmaya çalışacağız. Hel Süleymanu ve Hadi ve Aziz yektubune esma'ehum. Evet. Hel neydi? Soru edatımdı. Hel mi, mu, mü anlamına geldi. Süleyman, Hadi ve Aziz yektubune yazıyorlar mı? Esma'ehum isimlerini. Evet. Süleyman, Hadi, Aziz isimlerini yazıyorlar mı? Cevaben ne demiş cevap olarak? La, hayır. Hüm. Onlar la yektubune yazmıyorlar esma'ehum isimlerini. Evet, burada ne yapmış? Süleyman, Hadi ve Aziz yerine hüm demiş. Onlar. La, hayır. Hüm, onlar. La yektubune yazmıyorlar. Yektubune yazıyorlar. La yektubune yazmıyorlar. Evet, onlar yazmıyorlar derken ne diyoruz? Hüm, la yektubune. Neyi yazmıyorlar? Esma'ehum isimlerini. Hüm, onların isimlerini. Yani isimlerini onlar yazmıyorlar. Burada bakalım. Hel Leyla ve Ayşe ve Tahira yektubne yazıyorlar mı? Ayşe, Leyla ve Tahire yazıyorlar mı? Esma'ehunne isimlerini. Ne demiş? La, hayır. Hunne, onlar. La yektubne yazmıyorlar. Esma'ehunne isimlerini. Şimdi aynı şekilde yapmamızı diyor. Hel Osman ve Ali ve Muhammed yedrusune. Ders görüyorlar mı? Ders yapıyorlar mı? Kim? Muhammed, Ali ve Osman derslerini yapıyorlar mı? Durusehum derslerini. Evet, derslerini yapıyorlar mı? Ders eğitimlerini, öğrenim görüyorlar mı? Ne diyeceğiz? La, hayır. Hüm la yedrusune durusahum diyeceğiz. Evet, bakalım. La, hayır. Hüm, onlar. La yedrusune ders görmüyorlar. Yani yapmıyorlar. Durusahum derslerini. Burada ne diyor? Hel Hafsa ve Fatıma ve Amine yahfazna. Evet. Hafsa, Fatma ve Amine yahfazne ezberliyorlar mı? Eş'arahunne şiirlerini. Ne diyeceğiz? Hayır. Onlar şiirlerini ezberlemiyorlar diyeceğiz. O zaman ne diyoruz? La, hayır. Fatma, Ayşe, Fatma, Hafsa ve Emine yerine ne diyeceğiz? Hunne diyeceğiz. La, hunne, hayır. Onlar. La yahfazne, la hunne, hayır onlar. La yahfazne, ezberlemiyorlar. Eş'arahunne, şiirlerini. Evet. Hel Hatice'tu ve Seher ve Zeynep yahrucne. Zeynep, Seher ve Hatice çıkıyorlar mı? Min büyutihinne, evlerinden. Ne diyeceğiz? Hayır, onlar evlerinden çıkmıyorlar diyeceğiz. Evet. Ne diyoruz? La hunne. Neden hunne diyoruz? Çünkü onlar dememiz için. Hum erkekler için, hunne onlar için. Yani hunne şeklinde söylüyoruz. Onlar demek için. La hunne, hayır onlar. La yahrucne, çıkmıyorlar. Yahrucne, çıkıyorlar. La yahrucne, çıkmıyorlar. Min büyutihinne, evlerinden. Evet. Hinne, aslında burada büyutuhunnedir de minden dolayı böyle büyütü hinne şeklinde gelmiştir. Söylemesi daha kolay olduğu için. Evet. Hel Abdülkadir ve Fatih ve İrfan. Abdülkadir, Fatih ve İrfan. Yahrucune çıkıyorlar. Min büyütihim evlerinden. Evet. Ne diyor? İrfan, Fatih ve Abdülkadir evlerinden çıkıyorlar mı? Ne diyeceğiz? Hayır, onlar evlerinden çıkmıyorlar. O zaman ne diyeceğiz? La hunne mi diyeceğiz? La hum mu diyeceğiz?
Evet, la hum diyeceğiz değil mi? Onlar demek için. La hunne, hunne erkekler için değil, müennesler için. Erkekler için, müzekkerler için ne diyoruz? La hum, hayır onlar. Ne diyeceğiz? La yahrucune. La hum, hayır onlar. La yahrucune, çıkmıyorlar. Min buyutihim, evlerinden. Hum burada Fatih, Abdülkadir ve İrfan hakkında onları kastettiği için hüm onlar diyoruz. Zamir kullanıyoruz. Yani şurada üç tane ismi yazmaktansa hüm diye, kısaca onlar diye belirtiyoruz. Hel tayyib ve aziz ve salih ye'huzune, alıyorlar mı? Salih, aziz ve tayyib alıyorlar mı? Neyi? Libasehum, elbiselerini. Evet. Salih, aziz ve tayyib elbiselesini alıyorlar mı? Ne diyeceğiz? La, hayır. Hüm diyeceğiz değil mi bunda? Neden? Müzekker olduğu için salih, aziz ve tayyib. La, hüm, hayır. İkinci la'yı da söylediğimiz zaman fiilin başında söylüyoruz. Bu da olumsuzluk anlamı katıyor. La, hayır. Hüm, hayır. La, onlar. Yani la, hayır. Hüm, onlar. La ye'huzûne. La ye'huzûne. Fiilin başına gelen la neydi? Olumsuzluk anlamı katıyordu. La ye'huzûne. Çıkmıyorlar. Almıyorlar. Pardon, almıyorlar. Libâsehum, elbisesini. Onlar elbisesini almıyorlar. Geldik buraya. İstemeye, dinle ve a'id, tekrarla. Sümme teemmel ma'nâha. Sonra anlamını düşün. Dinle. Tekrarla ve anlamını düşün. Önce dinleyelim, sonra anlamını düşünelim. تسعة. استمع وأعد ثم تأمل معناه. من علمني حرفا صرت له عبدا. Evet, burada güzel bir söz var. Ne diyor? Men allemeni, her kim allemeni, bana öğretirse, harfen, bir harf, sırtu, olurum, lehu, ona, abden, bir kul. Bana bir harf öğretenin kulu olurum. Yani kölesi olurum. Abden, kul, köle demek. Kimindi bu söz? Ali bin Ebi Talib. Yani Hazreti Ali'nin sözüydü. Ne demiş burada? Kelamun cemin. Güzel bir söz. Evet, gerçekten güzel bir söz. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Evet. Burayı da geçiyoruz. İkra ile ibareti, ibareleri oku ve teemmel, düşün. Me'aniyaha, onların anlamlarını. Sümme ktubuha, sonra onları yaz. Fi defterik, defterine. Evet, burada sayıların temizliğinden bahsetmiştik. Yani bahsedeceğiz. Daha önce demiştim, hani birden ona kadar sayılar iki türlü şey, iki şekilde sayılıyor. Mesela vahidetun, isnetani, selasun, erba'un, hamsun, sittun, seb'un, semaniyetun, semaniyun, tis'un, aşar şeklinde söylüyorduk. Eğer vahidetun şeklinde sayarsak, vahidun ile başlarsak, yani baştakinde T olmazsa ilk ikisinde, vahidun, isnani, üçüncüden itibaren nedir? Selasetun, erba'atun, hamsetun, sittetun, seb'atun, semaniyetun, tis'atun, aşratun şeklinde söylüyoruz. İşte onları burada kullanmanın yeri. Şimdi sayılarla ilgili şurada bir bilgi var. Bu bilgiyi bir önce bir okuyalım, anlamaya çalışalım. Sonra burayı daha rahat anlayacağız ve kavrayacağız. Burada ne diyor? 3'ten 10'a kadar sayılarda önce sayıyı söyleriz. Evet, 3'ten 10'a kadar değil. Burayı yanlış olmuş. 3'ten 2'ye kadar. Yani pardon, 3'ten 10'a doğru 1 ile 2 farklıydı, onu sonra burada yan tarafta açıklamışım. 3'ten 10'a kadar sayılarda önce sayıyı söyleriz. Yani selasetun, erbaatun, kamsetun diye başlarız. Önce sayıyı söyleriz. Sonra saydığımız nesneyi, yani neyi sayıyoruz biz? Mesela kitap, işte 1, 2, 3 kitap, 4 kitap, 5 kitap veya işte 1 bisiklet, 2, 3 bisiklet, 4 bisiklet, 5 bisiklet, 9 bisiklet, 8 bisiklet şeklinde. Yani önce sayıyı söyleyeceğiz.
saydığımız nesnenin çoğunu, sonra da saydığımız nesneyi söyleyeceğiz. Neyi sayıyorsak. Saydığımız nesnenin çoğunu kullanacağız. Üçten sonrası için. Üç ve üçten sonrası için. Sayı ile nesne arasında zıtlık vardır. Yani sayımız müzekkerse saydığımız nesne nedir? Mutlaka müennestir. Müennes bir kelimeyi sayıyoruz demektir. Eğer sayımız müennesse saydığımız şey müzekker, sayımız müzekkerse saydığımız şey müennestir. Saydığımız nesnenin tekili müennes ise sayı müzekker. Evet, saydığımız nesnenin tekili müzekker ise sayısı müennes olur. Evet, 1 ve 2 sayılarında tam uyum vardır. Yani bir şeyi sayarken ve önce sayarken önce saydığımız nesneyi sonra sayıyı yazarız. Şimdi buradan bakalım. Şimdi mescidun vahidun, bir mescid. Sıfat tamlaması şeklinde bir mescid. Önce ne yapıyoruz? Saydığımız şeyi söylüyoruz. Mescidun vahidun, bir mescid. Tabibetani isdetani, iki doktor. Bakıyoruz burada mescid kelimesi müzekker, sayı da müzekker gelmiş. Vahidun şeklinde. Burada tabibetani, tabibetun bir doktor demek. Bayan doktor, tabibetani. İki, müennes. Müennestir tabibetün. O zaman sayısı da nasıl gelecek? Müennes gelecek. Tabibetani isnani diyemeyiz. Tabibetani isnetani şeklinde söyleyeceğiz. Yani uyum olacak. Müzekkerlik, müenneslik açısından. Yani bu sayımız müennesse saydığımız şey de müennes olur. Sayımız müzekkerse saydığımız şey de müzekker olur. Geldik. Üçten sonrası için farklı bir kural vardı dedik. Şimdi selasetu eklamin. Ne yapmış burada? Kalem kelimesinin çoğulunu almış. Eklamin şeklinde. Kalem kelimesi nedir? Müennes midir, müzekker midir? Müzekkerdir. Tekilini düşüneceğiz. Yani üçten sonraki saydığımız şeyin tekilini düşüneceğiz ama çoğulunu yazacağız. Kalem kelimesi müzekker olduğu için sayısı ne gelmiş? Müennes gelmiş. Yani selasetun. Selasu değil de selasetun şekli. Selasetu eklamin. Üç kalem demek. Üç kalem. Ne yapmış? Bu sefer sayı başa geçmiş. Burada sayı sondaydı. İsim baştaydı. Burada sayı başa geçmiş. İsim sona geçmiş. Yani burada ne olmuş? İsim tamlaması olmuş. Buralar sıfat tamlaması. Bir ile iki de. Üçten sonrasında sıfat tamlaması. Ne yapıyoruz? Önce sayacağımız şeyin tekilini düşünüyoruz. Kalem kelimesi müzekker mi, müennes mi? Onu bulduk. Müzekker dedik. O zaman sayıyı ne yapıyoruz? Selasetü diyoruz. Geldik buraya. Erba'atu tullabin. Ne demek? Erba'atu dört. Tullabin, öğrenci. Dört öğrenci. Yani dört öğrenciler. Ama Türkçe'de biz dört öğrenciler demiyoruz da dört öğrenci diyoruz. Şimdi tullab kelimesinin tekilini düşünelim. Talip. Nedir? Müzekkerdir. O zaman bunun sayısı ne olacak? Müennes olacak. Eğer saydığımız şey müzekkerse sayımız müennes oluyor. Erba'atu şeklinde söylüyoruz. Erba'atu tullabin. Evet, tekilini düşünüyoruz, çoğulunu yazıyoruz. Evet, tekil neydi? Düşündüğümüz müzekker, o zaman sayımız müennes. Buraya erba'u tullabin diyemeyiz. Neden? Çünkü tullab kelimesi talip kelimesinin çoğuldur. Talip kelimesi de müzekkerdir. O zaman sayısı müennes olacak. Zıtlık olacak yani. İkisi arasında zıtlık olacak. Tekili ile sayı arasında. Saydığımız şeyin. Mesela hamsetu defadirin. Defadirin. Defter kelimesi nedir? Müzekkerdir. Bak hamsetu demiş. Ama çoğulunu almış defter kelimesi. Hamsetu defatirin. Beş defter. Evet, sayıyı önce söylüyoruz. Sonra saydığımız şeyi söylüyoruz. Şimdi sittu talibatin. Şimdi burada sittetün dememiş. Neden dememiş? Bunu düşünün bakayım. Düşünelim. Talibatün kelimesi neyin çoğuldur? Talibetün. Talibetün nasıl bir kelimedir? Müennes mi müzekker mi? Talibetün müennestir. Sonunda yuvarlak T var. O zaman talibetün kelimesi müennesse sayımız ne oluyor? Sittun şeklinde oluyor. Yani müzekker oluyor. Sittu talibatin. Altı öğrenci. Kız öğrenci. Altı kız öğrenci anlamında. Burada bakıyoruz. Kitap kelimesi nedir?
müzekkerdir. Bunun çoğulu kütüptür. Kitap kelimesi müzekkerse sayımız seb'atu olacak. Seb'u değil de seb'atu. O zaman ne diyoruz? Seb'atu kutubin. Evet, 7 kitap. Evet, ne yaptık? Kütüp, kitap kelimesi müzekker. Bunun çoğulunu aldık. Kütüp. Bunun da ne yapıyoruz? Zıttını söylüyoruz sayı olarak. Kitap müzekker olduğu için sayısı müennes olacak. Seb'atu, 7 kitap demek için. Seb'atu kütübin. Saydığımız şeyle sayı zıt oluyor. Geldik günlere. Eyyam kelimesi, yevmün kelimesinin çoğuludur. Yevmün gün demek, eyyam günler demek. Şimdi 8 gün diyeceğiz. Yevmün kelimesi müzekker mi? Evet, müzekker. O zaman sayımız ne olacak? Müennes. Yani semaniyetu. 8. Eyyam gün. 8 gün. Yani 8 günler diyor aslında burada da. Ama Türkçe'ye tercüme ederken ne diyoruz? 8 gün diyoruz. Yevmün kelimesi müzekker. Müzekker olduğu için bunun çoğulunu aldık. Eyyam ve zıttını aldık. Ve sayı olarak ne diyoruz? Semani demiyoruz. Semaniyetu diyoruz. Geldik burada seyyaratun kelimesine. Şimdi seyyaratun araba demek. Çoğulu seyyaratun. Seyyaratun kelimesi müennes mi müzekker mi? Müennes. O zaman sayımız ne olacak? Tis'u değil mi? Tis'atu değil. Neden? Çünkü müennes kelimenin zıttı sayıyı kullanacağız. Eğer saydığımız şey müennesse sayımız müzekker olacak. Saydığımız şey araba. Araba kelimesi ne? Seyyaratun. Seyyaratun kelimesi ne? Müennes. Bunun çoğulunu aldık. Seyyaratin. Seyyaratin. Bunun neyini alıyoruz? Müzekkerini alıyoruz. Niye? Seyyaratun müennes olduğu için sayıyı müzekker kullanıyoruz. Tis'u seyyaratin. Ne demek? 9 araba. Bunu da böylece belirtmiş olalım. Şuradaki kuralı bilirsek, işletirsek cevaplamamız daha kolay. Mesela burada ne demiş? 10 tane bisiklet var değil mi? Derracetun. Derracetun neydi? Müzekker miydi, müennes miydi? Müennes. Sonunda yuvarlak T var, kapalı T var. O zaman sayısı ne olacak? Aşratun mu olacak? Aşru mu olacak? Evet, kelimemiz müennesse sayımız ne oluyordu? Müzekker. Aşru. Aşru derracetin şeklinde söylüyoruz. Burayı da böylelikle bitirmiş olduk. Geldik diğer sayfamıza. Ne diyor 11. alıştırmamızda? Uktub yaz. Uktubur rakame. Rakamı yaz. El mevcude bulunan. Bulunan rakamı yaz. Bima beynel kavseyni. Parantez arasında olan. Parantez arasındaki bulunan rakamı yaz. Kitabeten yazı ile. Sümme sonra kevvin oluştur, cümelen cümleler oluştur. Kemal fil misaleyin iki misaldeki gibi. Şimdi burada parantez arasındaki sayı ne? 9 değil mi? Tis ayı yazmamızı istiyor. Ama nasıl yazacağız? İşte şuradaki şeylere dikkat ederek. Yeşterikü katılıyor demek. Ummalun işçiler demek. Ne dedik şimdi? Yeşterikü katılıyor. 9 işçi katılıyor diyeceğiz biz. Şimdi ummal kelimesi amil kelimesinin çoğulu. Amil neydi? İşçi demekti. Ummal işçiler. Amil kelimesi müzekker olduğu için sayımız tis'atu şeklinde gelecek. Tis'atu ummalin. Yeştariku katılıyor. Tis'atu ummalin. 9 işçi. 9 işçi katılıyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Yakravu okuyor demek. Erba'a. Burada 4 gelmiş. Talibat öğrenciler. Ne diyeceğiz? 4 öğrenci okuyor diyeceğiz. Önce fiilimizi kullanıyoruz. Talibat olduğu için ne diyeceğiz? Yakravu mu tekravu? Tekravu. Müennes olduğu için fiilin de müennes halini alacağız. Tekravu okuyor. Şimdi 4 öğrenci okuyor. Talibatun neydi? Neyin çoğulu? Talibetun. Talibetun nasıldı? Müennesti. Müennes olduğu zaman sayımız ne oluyordu? Müzekker oluyordu. Ve müennes kelimenin de çoğulunu alıyordu. Sayımız müzekker. Erba'u talibatin. Evet, 4 öğrenci, 4 kız öğrenci okuyor. Şimdi buraya bakalım. Yedrusu öğreniyor. 8 var. Tullab var. 8 öğrenci öğreniyor diyoruz. Şimdi nasıl diyeceğiz? Yedrusu ne?
fiilimiz. Dedik yedrusu öğreniyor. Nasıl fiil? Müzekker fiil değil mi? O öğreniyor. 8 öğrenci öğreniyor diyeceğiz. Talip kelimesi nedir? Müzekker midir, müennes midir? Müennestir. O zaman onu ne yapacağız? Sayısını müennes alacağız. Talip, müzekker olduğu için. Şu şekilde söyleyeceğiz. Yedrusu eğitim görüyor. Semaniyetu 8 tullabin öğrenci. 8 öğrenci eğitim görüyor. Öğreniyor, ders çalışıyor anlamında. Evet, yedrusu kelimesinin farklı anlamları var. Ders görme anlamı var. Yapma anlamı var. Dersini yapma anlamı var. Eğitim görme anlamı var. Evet. Yunazzifu düzenliyor. 5 ve benat, kızlar. Benat kelimesi nedir? Bintün kelimesinin çoğulu. Bintün kelimesi müennes midir, müzekker midir? Şimdi diyeceksin, hocam bunun sonunda müennes bir t'si yok, bu müzekker. Hayır, kız kelimesi semai müennestir. Yani sonunda t olmasa da bunun müennes olduğunu biliyoruz. Bayanlara ait bir kelimedir, değil mi? Yani bunu müennes diyoruz. Benatün, yani bintün. O zaman ne diyoruz? Yunazzifu mu diyeceğiz, tunazzifu mu? Evet, kız dediğine göre tunazzifu diyeceğiz. Tunazzifu. Evet. Benat kelimesi neydi? Müennesti. Bintün kelimesi. O zaman sayımız ne olacak? Müzekker. Tunazzifu düzenliyor. Hamsu müzekker sayımız. Benatin müennes saydığımız şey. Tunazzifu hamsu benatin. 5 kız düzenliyor. Yanzuru 7 evlat. Evet, yanzuru bakıyor. 7 evlat evlat çocuklar. 7 çocuk bakıyor. 7 çocuklar bakıyor diyeceğiz. Evet, yanzuru nedir? Müzekker için kullanılmış. Evlat da velet kelimesinin çoğuldur. Müzekkerdir. O zaman fiilimiz aynı olacak. Yanzuru ne diyeceğiz? Yanzuru bakıyor. Pekala, velet kelimesi müzekkerse sayımız ne olacak? Müennes olacak. Yani evlat kelimesi velet kelimesinin çoğuldur. Ne yapıyorduk? Tekilini düşünüyorduk. Tekilimiz ne burada? Veled. O zaman sayımız ne olacak? Seb'atu. Evet. Yanzuru seb'atu evladin. Evet. 7 çocuk bakıyor. Yani 7 çocuklar bakıyor. Şeklinde. 7 çocuk bakıyor. Ya'melu çalışıyor. 6 var. Muvazzafat. Muvazzafat memurlar demek. Ama nasıl? Müennes bir kelime. Muvazzafatun. Yani memur kelimesinin çoğulu, müennes, muvazzafatun kelimesinin çoğulu muvazzafattır. O zaman ne yapacağız? Kelimemiz müennesse sayımız müzekker olacak. Altıyı biz müzekker şeklinde söyleyeceğiz. Yani sittu şeklinde söyleyeceğiz. Ya'melu sittu muvazzafatin diyeceğiz. Bakalım öyle mi demişiz? Evet, ta'melu. Fiili değiştirecektik, onu da söyleyeyim. Te'amel diyeceğiz. Ya'mel değil. Müennes. Yani neydi? Çalışan kim? Memur. Te'amelu çalışıyor. Sittu, 6 muvazzafatın memur. 6 memur çalışıyor. Yeşteri satın alıyor. Selase 3 eklam kalem. 3 kalem satın alıyor diyeceğiz. Şimdi kalem kelimesi nedir? Eklam kelimesinin tekilini düşüneceğiz. Yani eklam neydi? Kalemler. Kalem de kalem. Kalem kelimesi ne? Müzekker. O zaman sayımız müennes olur. Selasetü'yü kullanacağız burada. Selasu değil de selasetü. Ne diyeceğiz? Yeşteri'yi satın alıyor. Kim o? Selasetü eklamin. 3 kalem satın alıyor. Evet. Yeşteri selasetü eklamin. 3 kalem satın alıyor. Kim o? Burada ne diyoruz? Yecilisu oturuyor. 2 tabip. 2 doktor oturuyor diyeceğiz. Şimdi nasıl diyeceğiz? Yecilisu. Fiilimiz değişiyor mu? Hayır. Müzekker. Tabip, doktor demek. O zaman yecilisu'yu aynı söyleyeceğiz. Yecilisu. Pekala 2'yi nasıl söyleyeceğiz? İsnani mi diyeceğiz? İsnetani mi? 1 ile 2'de ne vardı? Uyum vardı. Sayımız da, saydığımız şey de aynı özellikle. Müzekkerse müzekker, müennesse müennes olacak. Tabip müzekker. O zaman sayımız da müzekker olacak. Yecilisu isnani tabibani diyeceğiz. Evet, demiş miyiz? Evet, yecilisu tabibani isnani. Evet.
ne yapıyorduk? 1 ile 2'de önce sayacağımız şeyi söylüyorduk. Yeclisu tabibani. İki doktor oturuyor. İsnani 2. İki doktor oturuyor 2. Evet. Burada ne yapmış? Bak kalemin çoğunluğu kullanmış. Buraya ne yapmış? Selasetu ehlamin. 3 kalem şeklinde ne yapıyor bunu? Buraya ekliyor. Neden? Kalem kelimesi müzekker. O zaman sayımız müennes. 3'ten sonra kural böyle. Yani 1 ile 2 arasında, 1 ile 2 sayılarında uyum var. 3'ten sonra da zıtlık var sayıyla saydığımız şey arasında. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir kural. Bu kuralı bildiğimiz zaman neyin sayısını söyleyeceksek rahatlıkla söyleyebiliriz. Geldik buraya. İkra'il ibarati atiye. Gelen ibareleri oku. Sümmersum. Sonra resmini çiz. Müeşşiran işaret ile işaret ederek resimlerini çiz diyor. Resmini çiz. İle saati. İle saati saatin üzerine saate diyor. İşaret ile resmini çiz. Kema fil misal örnekteki gibi. Şimdi burada örneğimize bakalım. Ne demiş? Es-saatur rabi'atu. Saat 4. Rabi'a neydi? 4. demekti. 4. saat. Ama Arapçada ne diyoruz? Sayıları söylerken sıra sayılarını kullanıyoruz. Onun için 4. saat demiyoruz. 4 saat 4 diyoruz. Burada ne demiş? Es-saatu tasi'atu. Tasi'a neydi? Hangi sayıydı? 9. demek. Yani saat 9 diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Nasıl çizeceğiz? İşte şu şekilde ne yaptık? Çizdik. Es-saatu tasi'atu. Saat 9. Evet. Bunu bu şekilde yaptık. Geldik buraya. Burada ne diyor? Es-saatul aşiratu. Saat 10. 10. saat. Yani onu göstereceğiz. Ne yapacağız buraya? 10 diye çizeceğiz şöyle. Şu şekilde çizdik saatimizi. Burada ne diyor? Es-saatul hamisatu. Saat 5. Hamise 5. demek. Es-saatul hamise saat 5. Yani buraya da 5 diye saat çizeceğiz. Aynen şu şekilde. Gördüğümüz gibi geldik buraya. Es-saatul hadiyetu aşrata. Saat 1.10 yani 11. Saat 11. Ne yapıyoruz o zaman? Şu şekilde çizmemizi istiyordu. Hemen çiziyoruz şöyle. Evet, saat 11. Şu şekilde ne yaptık? Çizmiş olduk. Es-saatu saminetu. Saat 8 dedi değil mi? Samine 8. saat demek. 8 saat 8. Nasıl yapacağız hemen buraya? Saatin üzerine ne yapacağız? Akrep ve yol kovanları şu şekilde yerleştireceğiz. Buraya geldik. Es-saatu sabi'atu. Saat 7. Değil mi? Sabi'a 7. demekti. Saat 7 demek. Ne yapıyoruz buraya? Hemen 7 diye saatimizi çiziyoruz. Evet şu şekilde ne yaptık? Saat 7 diye çizdik. Buraya geldik. Es-saatul vahidatu. Saat 1. Birinci saat yani saat 1. Ne yaptık hemen? Saat 1 diye de şöyle çizdik. Burayı da bu şekilde yapmış olduk. Evet, geldik bu sayfamıza. Ne diyor? Ecib anil es'iletil atiyeti. Gelen sorulara cevap ver. Müsta'inen yardım alarak bir suvari resimlerden yardım alarak vel kaimeti ve listeden listeden ve resimlerden yardım alarak gelen sorulara cevap ver. Kema fil misal örnekteki gibi. Şimdi örneğimize bakalım. Burada listemizde ne var? E'immetun, imamlar demek. Esatizetun, esatizetun üstaz kelimesinin çoğuludur. Hocalar demek. Öğretmenler demek. E'immetun de imam kelimesinin çoğuludur. İmamlar demek. Tabibetun, tabibetun kelimesinin çoğuludur. Doktorlar demek, bayan doktorlar. Mühendisetun, mühendis demek, bayan mühendis. Mühendisetun, bayan mühendisler demek. Talibetun, öğrenciler demek, bayan öğrenci. Talibetun kelimesinin çoğuludur, talibetun. Ne demiş? Şimdi men haulay. Şimdi haza, hazani. Bu ikisi onlar demek için nasıl diyor? Bunlar demek için ne diyoruz? Pardon. Bunlar demek için haulai. Bunlar. Men haulai. Bunlar kim? Ne demiş? Haulai
Esatizatun, bunlar öğretmenlerdir. Evet. Esatizatun, üstaz kelimesinin çoğuldur. Üstazun. Şimdi burada ne diyor? Men haulay. Burada ne yapmış? Esatizatun kelimesini kullanmış. Biz de şuradan alacağız, uygun olanları yerleştireceğiz. Men haulay. Bunlar kim? Bak şimdi hazihi bu demekti bayan için. Hatani bu ikisi demekti. Haulay de bunlar demek. Çoğul için. Erkeklerde de bunlar diye haulay geliyor. Bayanlarda da haulay şeklinde geliyor. Değişmiyor. Bu ortak. Yani bunlar derken erkekler için de bayanlar için de yani müzekkerler için de müennesler için de haulay kullanıyoruz. Ne diyeceğiz? Bunlar öğrenciler mi bunlar? Bakalım öğrenciler herhalde. Evet. Haulay bunlar talibatun kız öğrencilerdir. Evet. Bunlar kız öğrencilerdir. Buraya böyle yazıyoruz. Men haulay bunlar kimdir? Bunlar diyeceğiz. Bunlar bayan doktorlardır. Tabibatunu kullanacağız değil mi? Haulay yukarıdaki kelimelerden tabibatunu kullanacağız. Haulay tabibatun bunlar bayan doktorlardır. Burada ne diyor men haulay? Bunlar kim? Bunlar da mühendis değil mi? Bayan mühendisler. Ne diyeceğiz? Bunlar bayan mühendislerdir. Bunlar demek için ne diyorduk? Haulay. Haulay mühendisatun. Evet. Mühendisatun. Haulay bunlar mühendisatun. Bayan mühendislerdir. Men haulay. Bunlar kim? Evet. Resme göre ne? Bunlar imam. İmam kelimesinin çoğulu neydi? E'immetun değil mi? E'immetun. İmamun e'immetun. Bunlar derken yine erkeklerde ve bayanlarda yani müzekkerlerde ve müenneslerde haulayı kullanıyoruz. Bunlar imamlardır diyelim. Haydi diyelim. İşte dedik. Haulayı ümmetin. E'immetun. Haulayı bunlar e'immetun imamlardır. Evet, bu sayfayı da böylelikle yapmış oluyoruz. Burada istemi'i ile nasi parçayı dinle. Ve kıra'uhu onu oku. Zümmektubhu, sonra onu yaz, fi defterik defterine. Evet, burada ne diyor? Bir ayet-i kerime var. Suretun Necm, suresi 39. ayette. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Estağfirullah. Ve en leyse lil insani illa ma. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor. Evet, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Evet, ne yapıyoruz? Burada dinliyoruz, metnimizi dinliyoruz, parçamızı dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz. 15. استمع إلى النص واقرأه ثم اكتبه في دفترك. درس المسرحية يبدأ في الساعة 8 صباحا. الطلاب يقرؤون السيناريو الجديد. الموظفون والعمال يدخلون المبنى. الموظفون يعملون في المكتب والمكتب في الطابق الثالث. سيكون الاجتماع الأول في المكتب. يبدأ الاجتماع في الساعة 9 وينتهي في الساعة 10 صباحا. والاجتماع الثاني يبدأ في الساعة 5 وهذه الاجتماعات تنشر التعاون بين الموظفين والعمال. يشترك في هذا الاجتماع 9 عمال أيضا وهؤلاء العمال يتحدثون عن مشاكل العمل وأهدافهم. Evet. درس المسرحية تياترو درسي يبدأ başlıyor في الساعة الثامنة saat 8'de. Evet. Tiyatro dersi saat 8'de başlıyor. Sabahın sabah. Tiyatro dersi sabah saat 8'de başlıyor. Et-tullabu öğrenciler yakraune okuyorlar. Evet, et-tullabu yakraune. Öğrenciler okuyorlar. Evet, ye yakraune. Tullab müzekker olduğu için fiilimizde ne gelmiş? Yakraune şekline gelmiş. Neyi okuyorlar? Yakraune senaryo, senaryoyu. Nasıl senaryo? El-cedide yeni. Yeni senaryoyu okuyorlar öğrenciler. Yeni senaryoyu okuyorlar. El muvazzafune memurlar vel ummalu ve işçiler yedhulune giriyorlar el mebna binaya.
Memurlar ve çalışanlar binaya giriyorlar. El muvazzafuna, evet, görevliler, memurlar. Ya'maluna, çalışıyorlar. Fil mektebi, ofiste. Vel mektebi, vel mektebu, ofis. Fit tabiqi salis, üçüncü kattadır. Ofis, üçüncü kattadır. Seyekunul içtima'u, içtima, yani toplantı olacak. Se olduğu zaman, muzari fiilin başına se geldiği zaman, gelecek zaman anlamı veriyoruz. Yekunu oluyor, seyekunu olacak. Seyekunul içtima'u, toplantı olacak. El avvalu, birinci toplantı, birinci toplantı olacak. Nerede? Fil mektebi, ofiste. Yebdeul içtima'u, toplantı başlıyor. Fissâti tâsiyati, saat 9'da. Ve yentehi, ve bitiyor. Fissâtil âşireti, saat 10'da. Sabahan sabah. Evet. Ne diyor? Toplantı saat 9'da başlıyor ve sabah saat 10'da bitiyor. Vel içtima'u, toplantı es-sani, ikinci. İkinci toplantı, vel içtima'u es-sani, ikinci toplantı. Yebdeu, başlıyor. Fissa'atil hamiseti, saat 5'te. Ve hâzihil içtima'atu, bu toplantılar tenşuru ne yapıyor? Yaygınlaştırıyor, çoğaltıyor. Ettaavune, yardımlaşmayı, dayanışmayı çoğaltıyor, yaygınlaştırıyor. Beynel muvazzafine, beyni arasında, vel muvazzafin, memurlar arasında, vel ummal, ve işçiler ve memurlar arasında yardımlaşmayı çoğaltıyor bu toplantılar. Vel ummalu, işçiler, evet burayı söylemiştik, yeşteriku, katılıyor. Fi hadihil içtima'u, fi hadihil içtima'i, bu toplantıda. Tis'atu ummalin, 9 işçi. Bak, amil kelimesi ne? İşçi demek. Müzekker, o zaman sayısı nasıl gelmiş? Müennes şekilde gelmiş. Amil kelimesi. Tis'atu ummalin ne demek? 9 işçi, 9 çalışan. Eydan aynı şekilde. Yani 9 işçi de toplantıda, toplantıya iştirak ediyor, katılıyor. Ve haulâil ummalu, bu işçiler, bu işçiler yetehattesûne, konuşuyorlar. An meşâkili, an hakkında demek, meşakili problemler, sorunlar hakkında konuşuyorlar. Meşakilil ameli, iş problemleri, iş sorunları, çalışma problemleri ya da çalışma sorunları hakkında konuşuyorlar. Ve etfahi, ve ehdafihim, ve hedefleri. Hedefleri ve iş problemleri hakkında işçiler konuşuyorlar. Evet, burayı da böylece yapmış olduk. Geçtik diğer sayfamızdan. Ecvanil esileti latiti, gelen sorulara cevap ver. Haseben nasıl, parçaya göre. Şimdi neydi sorumuz? Parçaya göre cevap edin. Men yedhulul mebna. Men kim? Yedhulü, giriyor, el mebna. Binaya kim giriyor? Kim giriyordu binaya? Evet, parçada nasıl geçiyordu? El muvazzafuna vel ummalu. Memurlar, yani vazifeliler, işçiler ve vazifeliler, görevliler. Yedhulüne, giriyorlar, el mebna, binaya. Evet, memurlar ve işçiler binaya giriyorlar. Girenler kim? Memurlar ve işçiler. Yani sadece şurayı söylesek de olur. El muvazzafuna vel ummal, yani memurlar ve işçiler. Şurayı da eklersek yedhulüne el mebna, binaya giriyorlar demiş oluruz. Sadece şu ikisini söylememiz de yeterli. Eyne ya'melul muvazzafun? Eyne, nerede? Ya'melu, çalışıyor. El muvazzafun, memurlar nerede çalışıyor? Evet, parçamıza göre nerede çalışıyor? Bakalım hemen. Ya'melul muvazzafun, vazifeliler, yani memurlar çalışıyorlar. Fil mektebi, ofiste. Evet, parçada öyle geçiyordu çünkü. Meta yebdeul içtima'u s-sani, ikinci toplantı ne zaman başlıyor? Ne zaman başlıyordu? Saat 5'teydi herhalde. Yani yanlış. Evet. Yebdeul içtima'u s-sani, ikinci toplantı başlıyor.
Saat el-hamiseti, saat 5'te. Evet, ikinci toplantı saat 5'te başlıyor. Geldik dördüncü sorumuza. Mâzâ yebdav fissâti tâsiyati? Mâzâ ne yebdav başlıyor? Fissâti tâsiyati, saat 9'da ne başlıyor? Ne başlıyordu saat 9'da? Bakalım. Yebdav l-içtimâhu, toplantı başlıyor. Fissâti tâsiyati, saat 9'da. 9'da saat 9'da toplantı başlıyor. Evet, bu şekilde cevaplandırmış oluyoruz. Parçaya göre bu şekilde cevaplandıracağız. Evet, devam ediyoruz. Uktub, yaz. Esma'et durusi, derslerin isimlerini yaz. Fil feragati, boşluğa. Müsta'inen bir suvari, resimlerden yardım alarak. Kema fil misal, örnekteki gibi. Evet. Burada örneği kapatmışız üzerine. Evet, burada ne diyor? Dersul coğrafiya, coğrafya dersi. Bu ne? Ne diyeceğiz? Dersul lugatil arabiyeti. Yani Arapça dersi diyeceğiz. Evet, dersul lugatil arabiyeti. Bu ne dersine benziyor? Fen bilgisi dersine benziyor. Ne diyeceğiz? Dersul ulum diyeceğiz. Ha, pardon, kimya dersiymiş. Dersul kimya. Dersul kimya, kimya dersi. Evet. Bu ne dersi? Dersul Kur'an-ı Kerim diyeceğiz. Dersul Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim dersi. Dersul Kur'an-ı Kerim. Burada ne diyeceğiz? Matematik dersi diyeceğiz. Dersul Riyadiyat. Evet, Dersul Riyadiyat diye söyleyeceğiz. Bunlar da bu şekilde cevaplandırmış olduk. Geldik diğer sayfamıza. Et-tedribat. Ne demek tedribat? Alıştırmalar demek. Ne diyor? Kevin cümelen. Kevin oluştur. Cümelen cümleler. Müfideten faydalı. Anlamlı cümleler oluştur. Müsta'inen yardım alarak bima beynel kavseyni iki parantez arasındaki şeyden yardım alarak anlamlı cümleler oluştur. Ve gayyir değiştir ma yazamı gerektiği şekilde yani uygun şekilde değiştir. Lazım olan şekilde diyor değiştir. Kemafil misal misaleyin örnekteki gibi. Yani gerekli değişiklikleri üzerinde yap diyor. Burada bakalım. Parantez içinde ne vermiş? El mühendisun, mühendisler, ya'melu, çalışıyor. El masna'u, fabrika demiş. Mühendisler, çalışıyor, fabrika. Ne diyeceğiz? Burada nasıl cevap vermiş? El mühendisune, ya'melune. Mühendisler çalışıyorlar. Fil masna'i, fabrikada. Burada neyi var? Et tabibat, doktorlar, bayan doktorlar. Yahfasu, muayene ediyor. El merda, hastalar. Ne demiş? Et tabibatu, doktorlar. Yahfasne muayene ediyorlar. Yahfas, tahfasu, tahfasani, yahfasne şeklinde söylüyoruz. Muayene ediyorlar. Yahfasne. Neyi? Hastayı. Burada bakalım. El müderrisun ne demek? Öğretmenler. Yesab gidiyor. El medresete okula. Ne diyeceğiz? Öğretmenler okula gidiyor. El müderrisune yedhebune ilel medresete diyeceğiz. Evet. Ne diyoruz? El müderrisune yezhebune ilel medreseti. Okula gidiyorlar. Öğretmenler okula gidiyorlar. Yezhebu gidiyor. Yezhebune gidiyorlar. Çoğul. İki kişiden fazla olduğu zaman yezhebune şeklinde yazıyoruz. El mühendisatu ne demek? Mühendisler. Ya'melu çalışıyor. Şirketu şirket. Burada mühendisat, mühennestir. O zaman ne diyeceğiz? Mühendisler şirkette çalışıyor. El mühendisatı söyledik. Fiili nasıl yapacağız? Değiştiririz. Ya'melne diyeceğiz değil mi? Buradaki çünkü ya'melu hüve için. Te'melu hüye için. Te'melu te'melani ya'melne şeklinde de ne oluyor? Çalışıyorlar demiş oluyoruz. Te'mel ya'melne. El mühendisatu ya'melne fiş şirketi. Mühendisler şirkette çalışıyor. Mühendisler dediğimiz bayan mühendisler. Mühendisetün kelimesi mühendestir. Mühendisatün de onun çoğuludur. Mühendis çoğulu. Ne demiş? El-Hüccacu, hacılar. Yeştemiyor, toplanıyor. Mekke, Mekke. Evet, hacılar toplanıyor Mekke. Ne diyeceğiz? Hacılar Mekke'de toplanıyor. Nasıl diyeceğiz? El-Hüccacu yectemi'une
في المكة ya da في مكة. Evet, hacılar Mekke'de toplanıyorlar demiş olduk. Yani bunda bu şekilde anlamlı cümle ve yaptık ve gerekçeli değişiklikleri yaptık fiillerde. Evet, geldik buraya. Kevin cümlen müfideten anlamlı cümleler oluştur. Müsta'inen yardım alarak bima beynel kavseyn parantez arasındaki şeyden yardım alarak anlamlı cümleler oluştur. Ve gayyir değiştir. Ma yelzemu lazım olan şeyi kema fi misal örnekteki gibi. Burada da aynı yukarıda yaptığımızın benzerini yapacağız. El ummal neydi? İşçiler. Ya'melu çalışıyor. Varşetun atelye. Ne diyeceğiz? Burada artık ummal kelimesi yerine zamir kullanacağız. Hüm yani onlar diyeceğiz. Onlar atölyede çalışıyor. Nasıl demiş? Hüm ya'meluna fil varşeti. Onlar atölyede çalışıyorlar. Şimdi burada ne demiş? El müdiratu müdür. Yektubu yazıyor. Mektebede, mektebete, ofis. Evet, müdür yazıyor, ofis. Ne diyeceğiz? Müdür ofiste yazıyor. Müdür dediğimiz yalnız bayan müdür. Müdiratu. Gördünüz. Sonunda yuvarlak T'den hemen anlıyoruz bayan olduğunu. Nasıl diyoruz? Müdiratu yerine ne diyeceğiz? Hiye. Yektubu yerine ne diyeceğiz? Tektubu. Fiil mektebeti diyeceğiz ofiste. Evet. Hiye tektubu. O yazıyor. Fiil mektebeti ofiste. Bu hiye dediğimiz müdürü kastediyoruz o derken. O ofiste yazıyor. Şimdi burada ne diyeceğiz? Talibatu. Öğrenciler, bayan öğrenciler. Ya dursu ders çalışıyor. Saffun sınıf. Bayan öğrenciler ders çalışıyor sınıf. Şimdi burada ne yaptık? Talibat yerine ne diyeceğiz? Onlar diyeceğiz. Ama nasıl? Talibat yani müennes onlar nasıl diyorduk? Hiye o demek. Hüma o ikisi demek. Hünne onlar demek. Şimdi hünneyi kullanacağız. Hünne onlar yedrus ne diyeceğiz? Hünne yedrus de onlar çalışıyor. Ders yapıyorlar. Nerede? Fissaffi diyeceğiz. Sınıfta. Geldik. Et-tabibatü doktorlar, bayan doktorlar. Ya'melü çalışıyor, müsteşfa hastanede. Ne diyeceğiz? Onlar hastanede çalışıyorlar diyeceğiz. Et-tabibatü yerine ne diyeceğiz? Hünne, müennes olduğu için. Ya'melü yerine ne diyeceğiz? Çalışıyorlar diyeceğiz. Ya'melne, müsteşfayı aynen söyleyeceğiz. Hünne ya'melne fil müsteşfa. Onlar hastanede çalışıyorlar. Burayı da böyle değiştirmiş olduk. Evet, bu sayfayı da yapıp dersimizi bitireceğiz. Evet, son geldi. Burada ne yapacağız? Burada ne diyor? Uktub esma'el kelimati. Kelimelerin isimlerini yaz. Hasebe suveri, resme göre. Müsta'inen yardım alak bil kaymeti. Listeden kemafil misal örnekteki gibi. Ne diyor? İçtima'un toplantı demek. Mümerridatun hemşire demek. Şari'un cadde demek. La'ib oyuncu demek. Masla'un fabrika demek. Derracetun bisiklet demek, seyyaratun araba demek, müsteşfa hastane demek, amilun işçi demek. Hemen buraya ne yazıyoruz? Derracetun. Yazdık. Buraya ne yazıyoruz? Masna'u. Yani fabrika demek, masna'u. Buraya ne yazıyoruz? La'ib, oyuncu demek. Buraya ne yazıyoruz? Seyyaratun, araba demek. Evet yazdık. Buraya ne diyoruz? Müsteşfa, yani hastane. Yazdık. Buraya ne diyoruz? Evet. Buraya Şariun cadde diyoruz. Burada caddeyi gösteriyor şurası. Burada ne diyoruz? Amil, işçi. Amil diyoruz, işçi diyoruz. Burada hemşire diyeceğiz. Mümerrida. Evet. Burada ne diyoruz? Zaten bunu örnek olmuş. Toplantı demek. Evet gençler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dersimizi burada bitiriyorum. Dersleri izlemeyi, takip etmeyi unutmayalım. Abone değilsek abone olalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Me'asselame fi emanillah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden konumuzu işlemeye devam edeceğiz.